Arılardaki yavru çürüklüğü ile alakalı çok soru almaktayım. Nadiren de olsa biz de karşılaşabiliyoruz. Genelde aldığımız arılarda veya gittiğimiz arılıklarda görebiliyorum. Böyle bir arı varsa ben hemen ana arısını öldürürüm. Orada üremeyi durdururum. Çünkü biraz da bazı şeyler ana arıdan kaynaklanabilir. Ve tedavi etmek için yani ülkemizdeki çoğu kişi yavru hastalığı gördüğü zaman şey zannediyor. Bunu Amerikan yavru çürüğü diyor. Amerikan yavru çürüğünün tedavisi yok. Avrupa yavru çürüğü veya adi yavru çürüklerini temizlemek için antibiyotik kullanılabilir. Bunu da eğer geçmişte benim arım hasta olmasın arada antibiyotik veriyorsanız bu yaramayacaktır. Kutuyu açtığımız zaman toz bir antibiyotik ve yıllardır bazılarından görmüş olduğumuz ve kullandığım, uyguladığım bir şey var. Bu içindeki su bir işe yaramaz. Onu sulandırmak içindir. Bunu çok cıvık bir şuruba katıyoruz. Arıları ve petekleri bu şurupla komple şey yapıyoruz. Duş aldırıyoruz tabir yerindeyse. Bunu 2 gün arayla 4 sefer yaptığınız zaman zaten 8-10 günün içinde kapalı yavru kalmaz. Biraz sonra bir arı da var. Ona uygulama yapacağım. Dün ana arısını öldürdüm. Böyle yavrular gözlerde kireç hastalığına da benziyor, çökmeye de benziyor. Böyle değişik bir şey. Biz bu konularda uzman değiliz ama uygulamalarımıza gösteriyoruz. Bunu kimseye önermiyoruz. Ben böyle yapıyorum. Ve hiçbir zaman arılarıma ilaç, vitamin kullanmıyorum. Mecbur kaldığınız zaman ilaç, siz nasıl hasta değilken ilaç kullanmıyorsanız hastalandığınızda kullanacaksınız. Öyle bir şey olduğu zaman olabilir. Evet, adi yavru çürüklüklerinden şimdi tek elimde makine tek elimde hazırlamış olduğum şey var. Bunları tamamen böyle yapmamız gerekiyor. Normalde bir kişi video çekebilse süper olacak ama. Amerikan yavru çürüklüğünü tedavi etmemiz imkansız. Bunlar adi çürüklükler veya Avrupa yavru çürüğü. Şu an bu yapmış olduğumuz işlemde bu görmüş olduğumuz larvalar da ölecek. Yani bu antibiyotik bunları da öldürüyor. Katılaştırıyor. Arı alıp atacak onu. Evet. Ya, tetiği çektiğimiz zaman direkt böyle göze çarpar o düzensizlikler. Zaten yavru şeyinde aralarda söküp atmış. Sökmeye uğraşıyor gibi. Bakın böyle delikler oluşuyor. Genelde Muğla'dan Kanalı'ya gidildiğinde çok oluyor. Sıcak bölgeden arı soğuk bölgeye gidiyor. Ve orada yavruyu saramadığı için böyle hastalıklara yakalanabiliyor. Şu an spreyde sorun var. Stop etti. Burun ana arısı öldürüldü. İleriye taşımasın diye. Bak şurada bir tane gördüm. Yavru çürütmüş orada. Dip tarafta mı? Odaklayamıyoruz. İyi bir makineye ihtiyaç var. Ana arıyı öldürüyorum. İleriye doğru bu hadiseler taşımasın.
arada asabi oluyor bu gibi durumlarda. Çünkü uğraşıyor işin içinden çıkamıyor. Bu şekil yaptığımız zaman bu sürüyen yavrular antibiyotikle temas ettiğinde sertleşiyor, arı alıp atabiliyor onu. Başka türlü atamıyor. Böyle bir kovanı açtığınızda ayak kokusu gibi bir koku gelebilir. Bu onun işaretlerinden bir tanesi. Yavrular üzerindeki küçük delikler. Arı onunla uğraşıyor, bir türlü başa çıkamıyor. Bütün çıtayı böyle yapmamız gerekiyor. Bakın daha net görüntüler. Yavru durumunda müthiş bir bozukluk oluyor. Ya bunun içinde sağlıklı arılar da var. Buradan sağlıklı arı doğuyor. Antenlerini çıkartmış. Eğer ilaç kullanıyorsanız arılarınıza, çorabın içine bazıları katıyor biliyorum. Verdiğiniz ilaç arıya zarardan başka bir şey değil. Çünkü arı 40 gün yaşıyor. 20 gün içeride yaşar. 20 günde dışarıda yaşar ve ölür. Ama sizin verdiğiniz ilaçtan dolayı içerideki mikroplar, mantarlardan oluşuyor bu hastalıklar. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Ve artık hiçbir şey yokken ilaç kullanıyorsanız, antibiyotik kullanıyorsanız bu yaptığınız iş artık bir işe yaramayacak. Çünkü vermiş olduğunuz antibiyotiğe içerideki mantar sporları veya hastalıklar direnç kazanmış olacak. Yapma, pensiline daldı. Evet, burada bir sürü larva var. Bunların hepsi ölecek şimdi. Spreyle problem çıkartmaya devam ediyor. Şeyi incetmemiz lazım. İşte şurubu. Şu an açık gözlerdeki bütün açık yavrular ölecek. Şeyi durduruyoruz burada. Üremeyi durduruyoruz. Son çıtadayım ama sprey sıkıntı yapıyor. Evet, arıların hepsini bu şekilde duş aldırdık. Ve bu şurup artık ilaçlı şurubu bir daha bekletip sonra kullanırım demiyoruz. Çünkü 8 saat sonra bu şurup artık hastalık yapacak. Antibiyotikler öyledir. 8 saat içinde alınmadığında arıya zarar vermeye başlıyor. Bu şekilde 2 gün arayla 4 sefer yapıldığı zaman 10 gün ediyor. 10 günde de zaten kapalı yavru kalmıyor ve arı temizleniyor. Ben bu gibi durumlarda ana arıyı hemen öldürüyorum. Ama ana arıyı öldürmediğinizde de zaten 8-10 gün içinde yavru atamayacak. Attığı yavru verdiğimiz antibiyotikten dolayı ölüyor. Şu an arı anasız. Zaten kanat çekiyorlar. Dün öldürmüştüm anasını. Bu şurubu da oradan çekecek. Çünkü 4-5 çıta arı var. Fazla bir zaman bekleme. Evet, şu an birinci tedaviyi yaptım. Şurubu yemliğe boşalttık. Arı ne kadar güçlü olursa olsun ana arı olmadığı zaman boğulabiliyor. Onun için böyle çam yaprakları çok idealdir bu konuda. Arının stoğu falan da iyiydi. Hani öyle stok sorunu olmayan bir arı. Fakat şu an bunu kendine kaptırdığı zaman bir daha kurtaramıyor.
Bu şurubu aldığı zaman arının midesinde de bu sporlar varsa onlar da öldürecek. Ve arı yaklaşık 10 gün sonra çok sağlıklı bir halde kalacak.